Zehracığım, ben dışarıda bekliyorum seni. Merhabalar Selin, Selin Hanım. Selin sadece. Notlarımıza bakalım. Problem yok. Düzeltiyorum. Merhabalar Selin Hanım. Ne vardı? Hayırdır? Gergin gördüm sizi biraz. Ne alakası var ya? Gergin falan değilim. Bakın işte, gerginsiniz. Ama ben nedenini biliyorum. Neymiş o? Dün yaşadığınız saldırı. Ama endişelenmeyin. Bunu aşacaksınız. Bunu birlikte aşacağız Selin. Birlikte? Evet. Bakın memur bey, kaç kere söyleyeceğim. Saldırıya ben uğramadım. Arkadaşım uğradı, arkadaşım. Allah'ım ya, çattık. Ama kendinize haksızlık ediyorsunuz. Nasıl haksızlık ediyormuşum acaba? Saldırı anında eğer siz arkadaşınızın yanında olsaydınız, siz saldırıya uğrardınız. Onun yüzüne kimse bakmazdı. Nedenmiş o? Çünkü siz daha güzelsiniz. Hey Allah'ım ya. Ve bu güzelliğiniz dış dünyadan tehlikeleri sizin üzerinize çekiyor. Ve ben sizin yakın korumalarınızı yapmak istiyorum. Hatta bu isteğimi dile getiriyorum. Yakın korumalarınızı yapacağım Selin Hanım. Hiç gerek yok. Gerçekten teşekkür ederim. Çaktık manyağın tekine ya. Peki. Zehra nerede kaldın? Hadi tatlım gidelim. Görüşürüz. Levent. Ne yapıyorsun sen orada? Tamam, tamam amirim. Ben arabaya geçiyorum. Geç arabaya, geç. Tamam, tamam. Karıcığım. Eve geleceksin değil mi? Vallahi bilmiyorum Ünsal. Çok kırdın sen beni. Biliyorum. Senden çok özür diliyorum. Bak, sana söz veriyorum. Seni bir daha kırmayacağım. Gerçekten. Söz. Hı? Efendim? Amirim, pasaport Çengi'nin yarın ülkeye giriş yapacağını öğrendik. Eski ve yeni adresini derhal ablukaya aldık. Tamam, ben de geliyorum. Yakaladım seni kertenkele. Ay inanamıyorum sana Ünsal ya. Ama hayatım kesin bilgi geldi. Kertenkele pasaportçuya gidecekmiş. Ay hala kertenkele diyorsun ama. Ama karıcığım. Yok, sen sakın bir daha beni buradan almaya gelme, tamam mı? Bana bir daha karıcığım da deme Ünsal. Boş verin, bende kalırsınız. Sen ne yapıyorsun lan orada? Bin arabaya! Delişen dedi, söz ver. Evet, hala ayıptır. Kaç saat orada bekliyoruz. Hadi geri sen. Saat kaçtan bekliyoruz. Geçecek. Saat kaçtan bekliyoruz. Geçecek. Arkadaşlar! Arkadaşlar, olur mu öyle şey? İftira atmayın, yazıktır, günahtır. Ne iftirası Halil Bey? Sizin hoca dediğiniz adam paraları aldı, uzadı, gitti. Durun bakalım ya. Hemen öyle ortalığı yangı yana çevirmeyin ha. Arkadaşlar, arkadaşlar. Kulağınızı açın, beni iyi dinleyin. Sizin bu hoca sandığınız adam kim bilir şimdi nerede sizin paralarınızı çatır çatır yiyor. Doğru söylüyor. Evet. Anne, ne oluyor burada? Niye toplandı bu insanlar? Ziya Hoca'yı bekliyorlar. Arkadaşlar. Hoca ihtiyacı olanlara para dağıtacakmış. Hocama iftira atıyorsun sen. Annem, sağ elin verdiğini sol el bilmemeli. Ay yaygarayla böyle insan mı yardım mı yapar? Ya kızım sen de hoca ne yapsa eleştiriyorsun ya. Söz ne yapacağız şimdi Selin? Dua et de Ziya Hoca'yı bir an önce bulalım Zehracığım. Canım. Adamı bulduk diyelim. Ya evlenmeyi kabul etmezse o zaman ne diyeceğim ben dedeme? Bir erkeğin seni kolay kolay reddedeceğini sanmıyorum Zehracığım. Hoca bayılır yani. Ay çok içimi rahatlattın Selin'cim, sağ ol. Bizim paralarımızı yiyor abi. Haklısın abi. Sözümü durma. Sözümü durma. Nasıl karıştırdınız ya? Ya sen ne yalancı bir adamsın.
Ortalığı karıştırdınız ya. Zehra Hanım, Ziya Hoca'yı gördünüz mü? Hayır, görmedik. Biz de ona bir şey sormaya gelmiştik ama... Hayırdır, ne bu kalabalık? Ziya Hocamı bekliyorlar. Hayırseverin biri Ziya Hocama fakir fukaraya dağıtmak için 500 bin lira verdi. Buradaki kalabalık da paranın dağıtılmasını bekliyor. Bak gördün mü? Ziya Hoca yardım etmeyi seviyormuş. Bizi yardım etmeyecek. Kaç kişi verecek? Yaşlı başlıyor. Beni bir dinleyin. Sizin bu evliya sandığınız adam şu an sizin paralarınızı yiyor. Doğru söylüyor. İftiracı rezil. Hoca çarpar seni inşallah. Derseniz şimdi hep beraber karakola gidelim ve bu terbiyesizi yakalattıralım. Pardon, ne diyor bu adam? Merak etmeyin, Allah'ın izniyle Ziya Hocam bu iftirayı temizleyecektir. Eğer bu doğruysa var ya, yemin ediyorum dedem kalpten gider. Ne yapacağım ben? Ay aman Allah korusun. Değildir. Değildir. Hoca geliyor. Ziya hocam geldi. Ziya hocam geldi. Hocam geldi, hocam geldi. Ahlak, ahlak. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz işim vardı da geciktim o yüzden. Bu masa ne Halil Efendi? İhtiyaç sahipleri için yardım masası hocam. Ya olur mu öyle şey Halil Efendi? Kaldırın şu masayı. Ya yardım dediğin kimseye çaktırılmadan yapılan bir şeydir. Al. İhtiyaç sahiplerini belirleyin. Çaktırmadan evlerine gidin teslim edin. Tamam hocam, merak etme sen. Rica abi, siz de yardım edin Halil Efendi'ye. Tamam hocam. Tamam. Hadi herkese söyleyelim. Yavaş yavaş dağıtalım. Dağılalım arkadaşlar. Dağılalım arkadaşlar. Dağılalım hocam. Arkadaşlar. Buyurun Zehra Hanım. Biraz konuşabilir miyiz? Hocam. Teşekkürler Seval Hanım. Bir şey değil hocam. Teşekkürler. Hocam ben dedemin duymasını hiç istememiştim ama eniştem söylemiş. Size bir teşekkür etmek istiyor. Rica ederim canım, yani teşekküre gerek yok. Kim olsa aynı şey yapardı. Yani tabii. Hocam da beni kurtardığınızı öğrenince sizi iyice benimsedi. Damadı olarak görüyorum. Şimdi ona gerçeği anlatırsam yüreğine iner. Allah korusun. Anlayacağınız çok zor durumdayım. Hocam benimle sahte evlilik yapar mısınız? Biliyorum sizinle sahte evlilik fikri bile saçma tabii. Size aşık olduğumu söyledim ya. Var mı ötesi? Evet, sizden bir cevap bekliyorum. Olmaz. Olmaz Zehra. Sonuçta ben... yani bir din adamıyım. Örnek olduğum insanlar var burada. Diyanet benim sahte evlilik yaptığımı öğrense benim halim ne olur? Bir düşün. Öğrenmez hocam, olur böyle şey? Kimse öğrenmez. Lütfen söz veriyorum, aramızda kalacak. Dedem zaten öğrense beni mahveder. Hmm.
Maalesef Zehra Hanım. Yani bu konuda size yardımcı olamayacağım. Ozan okulu. Kusura bakmayın, benim gitmem lazım. İyi günler Zehra Hanım. Zehra ne oldu? Ne dedi? Kabul etmedi. Yapma ya. Ne yapacağız şimdi seni? Her namaza gelin böyle, her namaza gelin. Hocam. Ne olacağım, yine sorun mu var? Evet hocam. Şey diyecektim hocam. Kertenkele öldürmek günah mıdır hocam? Ne? Kertenkele mi? Evet hocam. Nereden çıktı şimdi bu evladım ya? Hocam bugün duvarda gördüm. Ha, duvarda mı? Ha. Böyle söylesene be oğlum. Ben ne söyledim hocam? Ne bileyim icabı. Senin ne söylediğin belli olmuyor ki. Hicabi, Müslüman ne dediğini bilmeli, ne söylediğini bilmeli Hicabi. Günaydın Bahtiyar Efendi. Günaydın. Ekrem Bey sizi bekliyor. Sağ olun. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Sana nasıl teşekkür etsem az. Torunum için yaptıklarının hakkını ödeyemem. Ben bir şey yapmadım efendim. Nasıl bir şey yapmadın? Eğer sen olmasaydın... O saldırganlar torunumu parçalayacaklardı. Sen onun hayatını kurtardın. Estağfurullah. Biricik torunumu gönül rahatlığıyla emanet edeceğim bir kahramansın sen. Damat, öp bakalım elimi. Neşet Hanım. Buyurun Ekrem Bey. Ev ailesini salona topla. Söyleyeceklerimi onlar da dinlesinler. Baş üstüne efendim. Buyurun. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz sizi buraya niye topladım. Merak etmeyin, endişelenecek bir şey yok. Hayırlı bir iş için buradasınız. Ziya Hoca'yla... Canım kızım. Her şeyim, en kıymetli varlığım Zehra'm... evlenmeye karar verdiler. Bu hayırlı haberi hepinizle paylaşmak istedim. Biz büyük bir aileyiz. Ailemize Ziya Hoca gibi değerli bir zatın katıldığını ilk benden duymanızı istedim. Artık herkese ilan ettiğimize göre bu işi fazla uzatmamak lazım. Gençler, hemen düğün hazırlıklarına başlayın. Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum gerçekten.
Başınıza bela oldum resmen. Eminim beni tanıdığınızda bin pişmansınızdır. Yok, yok öyle bir şey canım. Ziya hocam. Merak etmeyin, bu böyle devam etmeyecek. Bir şekilde çözeceğim bu sorunu. Açıkçası bir yolunu bulacağınıza eminim. Ben sizi ve Ekrem Bey'i üzmek istemem. Ama bu oyunla daha fazla böyle devam etmemeli Zehra Hanım. Benim de çevrem var, bunu çevreme açıklayamam. Bu konuda da ben sizden anlayış bekliyorum. Nesinizden? Zehra ne oldu? Ziya Hoca fikir mi değiştirmiş? Oynayacak mı sahte damat rolünü? Oynamayacak. Çevresinin anısı anlatacakmış bu durumu. Kızım sen de birazcık ısrarcı olsaydın. Ne yapsaydım Selin? Ayaklarına mı kapansaydım? Kabul etmiyor işte. Zaten utancımdan adamın yüzüne zor bakıyorum. Sadece teşekkür edebildim. Zehracığım bak bir şekilde Ziya Hoca'yı ikna etmek zorundayız. İş ciddi kızım, görmüyor musun? Uf, görüyorum Selin, görüyorum.